Ama Sıcak bebek. bunları anlatıyorsun değil mi? İşte Önce Mars, roket. şaşırdı. Sonra bir Evet. an düşündü. Ya bunu sen burada birilerine anlatsan kimse inanmaz dedi. Ama öyle güzel Evet. dedi ki yerlere yattım gülmekten. Her neyse. Doğru dedim. Ömer Ondan inandı yani sana Ömer sonuçta. inandı. Yalan söylemez dedi bu. Ama Ya onu şimdi biraz bırak da ne iş yapıyorsun onu söyle demediler ya. yok yok. Birincisinin adı Behçet olsun, ikincisinin adı Bakkoz olsun. Ya da Behçet 1, Behçet 2 diye daha teknik olur. Ya açık söylemek gerekirse ben hepsini de hissediyorum. Öyle diyeyim sana. Çünkü Lazlık önemli bir parçası. Sonuçta bunu sonradan fark ettim. Yani ilk öğrendiğim dilin Lazca olduğunu fark ettim. Hatta çok ilginç bir şey öğrendim. Güneydoğu'da büyüdüğüm için ilk öğrendiğim üç dilin esas Lazca. Çünkü babaannem yanımızdaydı. O pek Türkçe zaten iyi konuşamıyordu. Onunla bir Lazca öğrenmiştim. Şimdi çok iyi anlıyorum ama konuşmam tabii zorlaştı. Yine ODTÜ'den bir hoca Ardeşen'den selam getirdim. Size Lazca bir mesajım var. Sonra söyleyeceğim dedi. Söyledi mi mesajı, Lazca Söyledi, mesajı? söyledi. ODTÜ'de okuyordum. Meğersem ODTÜ'den olan hocayla aynı odada kalıyorlarmış yatak halinde. O bir mesaj yollamış. Cumaş gibi diye. Yani kardeş diye. Onu söyledi. Güldük falan. Bilime katkı sunarken bir yandan da Lazca'ya da katkı, Ardeşen'e de, Lazlara da bir katkı sunuyorsun diye düşünüyorum. Ya işte Yani var. En azından oradan çıktığım için belki oradan şimdiki genç adamlara moral kaynağı işte. Yani sonuçta bir evet. örnek falan. Vimedam Dido Orava Golaktaşa Mo Mogalasın Viziratın mo mo Korona Dikkarbasın Doşkuti rahat rahat vidatın muhtatın. umarım. Burkaytın vizirat peçet Stetim. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet. Duyabiliyor musunuz beni? Efendim? Duyabiliyor musunuz benim sesimi? Ben Duyuluyor. seni duyuyorum. Dinleyiciler de duyduklarına ilişkin bir yorum yaparlarsa sevinirim. Herkes duyuyordur muhtemelen. Bir an panikledim sana ulaşamayınca, acaba acil bir işin çıkmış olabilir Yok mi diye. yok. Öncelikle onu sormak isterim. Yoğunluğun nasıl? Bugünlerde çok, çünkü biraz da bu Mars'a inişten sebep birçok insan benle konuşmak istedi. Hiçbirine hayır demek istemedim. Dolayısıyla o biraz tabii ister istemez yoğunluğu arttırdı. Bir de zaten 2-3 işte birden çalışıyorum. Onlar da hayatım zaten yoğundu. İyice yoğun oldu. Ama bu iyi yoğunluk. İnsanın yoğunluğu aslında bir sakınca yok da biraz daha düzenli olmak lazım. Onu Benim kendi adıma. soracaktım. Ya sürprizler çıkıyor mu? Mesela işte bir şey programladın, onun dışına çıkmak zorunda kaldığın oluyor mu? Oluyor tabii ya. O Oluyor. işin doğasında var biraz. Mesela yani genel anlamda şu olabiliyor. Kimi zaman yeni bir iş çıkabiliyor. Bir de eğer ilgini de çekiyorsa iş, hayır da demek de güç oluyor. Çünkü böyle fırsatlar da her zaman çıkmıyor insanın karşısına. Bazı öyle durumlarda biraz zorlanıyorsun. Anladım. Çünkü kötü sürpriz şöyle olabilir. Mesela var olan bir işin, sonuçta ben başka insanların durumundan da sorumluyum, öğrencilerimin falan. Diyelim bir kaynak bir anda yok olursa, onlar da zor duruma düşerse o problem oluyor. Yoksa yeni iş çıkmasında problem yok genelde. Şimdi konumuzun başlığı Bakoz'dan Mars'a Behçet Açıkmeşe Homenca. Önce Homenca'yı doğru diyorum değil mi? Onu bir teyit Homençe. edeyim. Evet, Tamam. homençe. Peki. Şimdi ben Bakoz'dan dedim ama bir Bakoz'u anlatır mısın? Orada mı doğdun? Ardeşen'le bağın nedir? No, tamam. Babam Bakkozlu. Annem Ardeşen'de, Çiftekabak Mahallesi'nde. Yani Ya da Cibistat. Cibistat. Onu tam emin Cibistat. olabilir. Olabilir. Cibistat. Dolayısıyla yani bağlantı oradan. Babam orada
Bakkozlu olduğu için. Yani dedem ve babaannem yıllarca Bakkoz'da yaşadılar. Ben Ardeşen'de doğdum. Ardeşen Devlet Hastanesi'nde. Mahallenin hemen altında, annemden olduğu mahallenin hemen altındaki, eskiden oradaydı, şimdi nerede bilmiyorum. Yani hakiki Ardeşen Nuri oraya şurada. Şu oraya. Ama ben sonuçta Bakkozluyum da. Daha çok Ardeşen'e gittiğimde tabii Ardeşen'de zaman geçiyorum. Daha eğlenceli olduğu için denize yakın, denize giriyordum falan. Ama Bakkoz'a da gidiyorduk. Her geldiğimizde 3-4 günde Bakkoz'da kalırdık. Çok güzel bir ikisi de çok zaten oralar hepsi çok güzel ama Bakkoz daha da güzel yanları da var. İşte Çamlıhemşin'e giderken o vadiden giderken sağdan yukarı çıktığınız bir köy acayip güzel. Oradaki bütün köyler çok güzel, orası da güzel. Şimdi Ardeşen'de doğdun. Ardeşen'den ne zaman ayrıldınız peki? Ya ben aslında Ardeşen'de hiçbir zaman sürekli kalmadım. Yazları gidiyorduk. Öyle ilk hayatımın ilk 12-13 yılı genelde yazları hep oradaydık. Hatta 14 yılı. Bir ay, bir buçuk ay, iki ay duruma göre. Ben işte babam hakimdi, annem de öğretmendi. Dolayısıyla Anadolu'da değişik yerlere tayin edildiler. İlk başta Güneydoğu'da iki kasabada büyüdüm. Yani doğduğumda Samsat diye Adıyaman'ın bir kasabasındaydık, Fırat Nehri'nin yanında. Daha orayı hatırlamıyorum tabii. Daha sonra Kurtalan, Siirt'in orası da Güneydoğu'da bir kasaba. O zaman küçük kasabalardı bunlar. İlk hatırladığım oralar. Daha sonra ilkokula babam Sinop'un Boyabat diye bir ilçesine tayin olmuştu. Orada başladım. 3 sene, 3,5 sene. Sanırım 3. sınıfın ortasına kadar orada okudum. Daha sonra Ordu'nun Ünye ilçesine taşındık. 1978'de sonlarına doğru. İlkokulu orada bitirdim. Ünye'de bitirdim. Orası çok, yani en hoşuma giden yer belki o gittiğimiz yerlerden Ünye'ydi. Orası da çok güzel bir yer. Şimdi çok büyümüş o zaman. 17-18 bin kişinin yaşadığı bir yerde, yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra Samsun'a, ortaokulda lise okumak için Samsun'a geldim. İlk 1,5 senem yaklaşık yatılı okudum orada. Ondan sonra ailem de tayin istemişlerdi. Ama kargı kutlara adayı ki dogu talebi muhtemelika lazuri sinatik mitzve. Rossi lazuri gassinatı ne? Vama sinapen. Konuşabiliyorum. Adelene top bası. Anlıyorum her dediğiniz insanı. Hemen kabineri Türk'ü limotisine yapalım. Amtika deneme yapar. O zor olacak Mehmet Ali. Beynim anlamakta hiçbir zorluk çekmiyor ama konuşmakta ciddi zorluklar çekiyorum. Ama Nika şahsi gazetinde yapayım da. Kim doğru? Ama zor. Gerçekten zor. Aklıma geldi. Anladım. Peki. Şimdi tabii Samsun Anadolu Lisesi'ni kazandın. Evet. 80 ya da 81'di değil mi? 81'de işte oraya gittim. O zamanlar işte Türkiye, Karadeniz'de biraz orası sanırım Anadolu Lisesi vardı. Oraya gittim. İşte çok uzak değildi. 1,5-2 saatte ama çocuktuk tabii. Oldu ilk 1-2 senesi. Daha peki, sonra... şöyle bir soru soracağım. Pardon, ben araya gireceğim böyle, mazur gör beni. Şimdi Samsun Anadolu Lisesi'nin acaba yani geldiğin noktada mesleki açıdan, akademik açıdan bir katkısı var mı sence? Ne düşünüyorsun? Ya şöyle bir katkısı olabilir. Sonuçta yani çocukluğumun 7 senesi orada geçti. Hatta yaklaşık 30-35 kişilik bir öğrenci grubuyla aynı sıraları paylaşarak geçti diyebilirim. Şöyle katkıları olabilir. İlk başta birincisi şu. Sonuçta ben Ünye'de. Ünye küçük bir yer. O zaman 17-18 bin kişi. Sanırım o sene bir Ünye'den ben girebilmiştim oraya zaten. Yani bir anda bir şey bu. Zaten Türkiye'de o zamanlar ne kadar imkan var. Var olan imkanlar arasından iyi bir imkana ulaşmış gibi hissedip mutlu olmuştuk. Ve o bana bir enerji, mutluluk, enerji, moral vermişti. Öyle diyeyim. Moral. Ama sonra gidince her şeyin rengi değişiyor. 11 yaşında bir ton çocuğu bir yere koymuşlar.
özellikle yatılı olanlar zordu. Ben yine şanslı sayılırdım yani o eve 1,5-2 saatte o zaman. Hafta sonları gidebiliyordum. Aylarca orada kalan insanlar falan zor bir dönemdi aslında çocuk olarak. Bir de 12 Eylül'ün hemen sonrası çok Türkiye'nin zorlu yılları. Hem ekonomik hem birçok açıdan. Her neyse o döneme baktığımda zorlu aslında 1-2 senesi diyebilirim. Sonra ailem gelince biraz rahatlamıştım. Bir saniye Behçet. Bir saniye, bir telefon geldi, seni duymam zorlaştı, bir kulaklık takacağım, bir saniye. Tamam. Evet. Teknik arızalar bekliyordum ama bunu beklemiyordum. Kulaklık getirebilir misin bana? Aysun Afe'yle Vogue araya yattı. Duyabiliyor musun? Öyle. Evet, şimdi tamam, duyuyorum. Yani sonuçta ilk başta dediğim gibi biraz moral ve fırsat yarattı bana. Sonuçta Samsun'a gittik. Samsun'a gitmiş olmak bile bir fırsattı Ünye'den yani. O zaman gerçekten küçük bir yerdi. Samsun'da çok büyük sayılmazdı ama bir taş bir yolun üstündeki üzerine çıkabileceğim gibi düşün. Okuldaki genelde iyi yanlarından biri şimdi oraya giden öğrencilerin hepsi en azından çalışkan belli bir akademik eğilimleri daha çok olan öğrenciler o bir şekilde daha çok çalışıyorlar hepsi. O biraz tabii ki etrafındaki insanlar iyi bir ekosistemde olduğum için aslında işine yarıyor farkında olmadan. Mesela çok akıllı arkadaşlarım vardı. Onların var olması da çok işime yaradı. Çünkü insan öyle yaşlarda çocukken, ilk gençlik yıllarında başkalarına, etrafındakilere bakarak kendini değerlendiriyor. Çünkü bildiğin başka bir Peki, şey internet yok vesaire. biraz hızlı geçiyorum çünkü asıl mevzuya zaman kalsın diye. Samsun Anadolu Lisesi'nden, senin sınıfından kaç akademisyen çıktı, hatırında var mı? Var var. Benim Ya da sınıf sizin dönemden diyelim. anladım. Hepsi benim sınıftan çıktı yanlış bilmiyorsam. Bir tane kız var. O da galiba akademisyen. O başka bir sınıftandı. İki tane daha var benim bildiğim. Yanlış bilmiyorum. İki tane daha var. Birisi Amerika'da, öbürü Hollanda'daydı. Şimdi Afrika'da bir yerlere gittim. Anladım. Yani iki tane daha akademisyen çıktı. Başka işler yapanlar da var. Tabii. Anladım, anladım. Yani Peki, bir fırsattı öyle gibi düşünüyorum. Samsun Anadolu Lisesi'nden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gittin. Biliyorum. Hangi bölümdeydin orada? İnşaat mühendisliğinde. İnşaat mühendisliği ile tabii bugün yaptığın iş arasında herhalde çok bir bağ olmasa gerek, değil mi? Nasıl evrildin bu noktaya? Neredeyse hiçbir bağ yok diyebilirim. Yani tek bağ şey, ikisi de mühendislik. Mühendislik olduğu zaman mühendisliğin temel bazı düşünme biçimleri var. Onlar gerçek hayatla ilgili bir problemi çözüyorsun. Ya avukatlık gibi, sen avukatsın böyle. Sen de bir nevi Evet. mühendislik yapıyorsun. Ya gerçek hayatta problemler var, belirsizlikler var. Buna rağmen çalışan neyin çalışabileceği hakkında ciddi bilgilerim var. Ona bağlı olarak bazı problemleri çözmeye çalışıyorsun. Aşağıdan temelde bazı düşüncede, yöntemlerinde ortaklıklar var ama konu olarak çok farklı. Mesela inşaat mühendisliğinde sonuçta yapmaya çalıştığın işte yapısal şeyler, işte bina, baraj, yol, havalimanı vesaire yani Peki üniversiteye girerken kafandaki şey inşaat mühendisliğinde ilerlemek miydi yoksa mühendislik mi vardı yok. kafanda, ne Mühendislik vardı? aslında bana o zamanlar sorsalardı ideal olarak bu, ne okumak istersin? Fizik okumak isterdim. Fizik ve matematik biraz daha ama daha çok fizik okumak isterdim. O zamanki ilgi alanım oydu. Ama tabii o zamanlar şimdi fizik okumak ne denir o kadar mantıklı görünmüyordu ekonomik açıdan. ne olsa ne fizik okuyup ne olacak? Yani Laz müsait mi olacaktı? Ne olacaktı Evet. inşaat mühendisliğine giderken? Herhalde lazım müteahhit olmak konusunda ilk adım orada attım. Ondan sonra ama işte her neyse orayı bölümü aslında bölümde iyi bir bölümdü. İyi hocalar vardı, akıllı insanlar vardı.
Konu o kadar ilgimi çekmemesine rağmen iyi insanlara rastlamış olmak yine beni o konuda, yani bilimsel ya da ne bileyim teknik şeylere olan ilgimi canlı tuttu diyeyim. Ondan sonra hatta orada master'a da başladım. Ama o dönem tam ne yapacağımı... Master dediğin, yani master deyince yanlış anlaşılabilir. Araştırma görevlisi olarak, evet, kadrolu, evet, devlet memuru olarak asistanlığa başladım. Başladım. Ama o sırada master'a da başladım. Öyle diyeyim. Ondan sonra ama o zaman ne yapacağımı açıkçası göremiyordum o kadar fazla. O yani esnada... akışkanlar dinamiği diye bizim bir şey anlamayacağımız bir alandı, hatta değil mi? Daha önce yapı mekaniği diye bir şey üzerine çalışıyordum. İnşaatta. Daha sonra işte bir YÖK'ün bir sınavı vardı o zaman. ÖSYM yapıyordu. Evet. Evet. Yurt dışına master doktora için öğrenci göndermek, burs veriyor. O sınava girdim, onu kazandım. Onu kullanarak Amerika'ya gittim. O sırada akışkanlar mekaniği üzerine, bu arada Türkiye'deki master'ımı bitirmedim. Amerika'ya gittim, yine bir master'a başladım. Makine mühendisliğinde akışkanlar mekaniği işte. Amerika'ya biraz... geçmeden önce bir soru geldi. Haşon Mitit Haman, Şkuti Uzayşa Eftateni Dey, Ak Mitit Dey. Yani Türkiye zaten hali hazırda uydu yani Türk uydusu var uzayda. Ama Türkiye teknolojisiyle mi gitti o uydu? Bir kısmı Türkiye teknolojisiyle, ama bir kısmı tam bilmiyorum bütün detayları, ama bir kısmı Türkiye teknolojisiyle. Ama diğer bazı şeyleri, mesela roketi, onu oraya çıkarmak lazım yörüngeye sonuçta. Onların kim götürmüştü hatırlamıyorum. Hangi roketle oraya... Yani herhalde Türkiye'den bir roket fırlatılsaydı biz duyardık. Yok, Türkiye'den roket fırlatıldığını zannetmiyorum. Ama Türkiye roket yapıyor. Hatta bayağı yüksek irtifaya çıkan roketler yaptığını da internette bulabilirsiniz. Askeri ama, amaçlı olsa gerek. Askeri amaçlı ama zaten öyle başlıyor. Ondan sonra yavaş yavaş o teknoloji, o bilgi birikimi büyüdükçe... Amaç herhalde yörüngeye ulaşabilecek roket yapabilmek. Evet. Peki, Amerika'da kabul edildiğin üniversite Purdue Üniversitesi mi? Purdue Üniversitesi. Yoksa onun öncesi mi var? Purdue Üniversitesi. Oraya gittim, bir kampüsüne. Indianapolis'te bir laboratuvarı vardı. Bu akışkanlar mekaniği üzerine. Orada çalıştım 2 sene. Master'ımı bitirdim orada. Orası... Yani bir yandan master öğrencisiydin, bir yandan da ders mi anlatıyordun orada? Yok, tamam, master öğrencisi. Burs geliyor, bursum vardı. Evet. O benim harcımı işte yeterince orada yaşayabilmek için maaşımı veriyordu. Master'ımı bitirdim. O esnada zaten başka bir hocadan burs aldım. O sırada Türkiye'den olan bursama ihtiyaç da kalmadı zaten 1,5 sene sonra falan. Ondan sonra da aynı konuda doktora da ya yine Purdue'da makine mühendisliğinde başladım. Şimdi yapı mekaniği okumaya devam ettin. Sonra yok, doktora da... Hayır. Master'da yapı mekaniğinde, o TÜDA yapı mekaniği okuyordum ya, akışkanlara evet. Geçtim. Yeniden bir konuya girmiş oldum böyle. Master'ımı akışkanlar mekaniğinde bitirdim. Ondan sonra doktora da akışkanlar mekaniğinde doktora yapmaya başladım. Çözümlemeli, yani nümerik akışkanlar mekaniği işte denilen bir şey. Kompütürle akışkanların simülasyonu, analizi vesaire. Çok anladık ya, neyse. Evet, analiz yap. Anladım. Ondan sonra işte 2 sene falan orada doktora yapmıştım. Doktoramın da ortalamıştım neredeyse. O sırada o işi de çok, ben biraz o günlerde herhalde fazla oraya buraya hoplamaya çok meraklıydım. Ondan sonra o sırada bir ders alıyordum. Ondan da çok o kadar hoşlanmıyordum yaptığım işten o günlerde. Yapıyordum aslında ama tam istediğim bir şey olduğunu düşünmemeye başlamıştım. O esnada aldığım ders çok hoşuma gitti. Bu kontrol sistemlerinin lisans üstü seviyesindeki ilk derslerinden biri. Ondan sonra o dersi aldı. Hoca da çok, yani düşünme biçimi, davranış biçimi, entelektüel olarak o da çok hoşuma gitmişti. O zaman için benim için çok büyük bir karar alıp tamamen doktoramı akışkanlar mekaniğinden makinede bırakıp o hocayla, o dersi aldığım hocayla çalışmak için
Oradaki, burada Türkiye'deki karşılığı herhalde uçak uzay mühendisliği olan bir mühendise gittim. Ya oraya gitmemin tek sebebi orada benim çalışmak istediğim hocanın orada olması. Çünkü kontrol sistemleri üzerine işte makinede de hocalar var Bir çalışan. soru daha var Behçet. Kesiyorum seni. Tamam. Okuyorsun sen de. Türkiye'nin uzay Okuyamıyorum. yolculuğu Evet. Türkiye'nin uzay Gözüm. yolculuğu projesi için kendisinden bir yardım istendi mi? Türkiye açık meşenin bilgi birikiminden yararlanıyor mu? Şey için istenmedi. Uzayla ilgili istenmedi de daha önce yapmaya çalıştık ama bir araya Covid de girdi olmadı. Bir arkadaşım var işte Tay'de önemli birisi. Tay dediğin şey ne? Bu Türk herhalde Turkish Aerospace falan diye geçiyor. Yani Türk Hayır, uzaycılık. uçakla ilgili. Tay'ın temel görevi uçak yani fokusu uçaklar. Mesela dronları yapma konusunda çok öyle becerileri var. TAY bayağı büyük bir organizasyon. Yani Anladım. Ankara'da Yani uçak Türkiye'deki resmi bir otonom kurum bu. şey yarı sanırım yarı özel bir kurum yanlış bilmiyorsam. Konumunu devletle tabii ki çok büyük alakası var. Ama temelde yaptıkları şeyler uzaylıdan çok yani uçuşla ilgili şeyler işte uçak benzeri şeyler. Drone, otonom uçaklar vesaire vesaire. Onlarla bir bağlantım vardı ama o henüz onu gerçekleştiremedik o kadar fazla. Anladım. Ama şeyden herhangi bir şey duymadım söylerdim Türk uzayla. Havacılık ve Uzay Sanayi galiba ama. Onlardan hiçbir şey duymadım. Bir kere işte yine o Tay'ye gittiğimde onlar beni tanıştırdı. TÜBİTAK uzaydan birkaç arkadaşla tanışmıştım o kadar. TÜBİTAK'ın Anladım. uzay. Peki doktoranı Purdue'de bitirdin. İşte doktoram işte Sonra kontrol JPL'e JPL girdim. tabii Jet Propulsion Laboratory yani Evet. Türkçe'ye sen çevirirsen. Jet itme laboratuvarı. Yani jet gücüyle roket falan itme. Önce öyle sebep Evet. kurmuştu. Amerika'nın ilk yörüngeye giden falan roket. Ondan sonra ilk yörüngeye giren uzay aracını, ufak uzay aracını dizayn etmişlerdi. O sayede öne çıktılar. Evet. Los Angeles'ta Pasadena diye Los Angeles'ın banyosu sayılabilecek bir kasabada kurulmuşlardı. Tabii orası büyük bir bölge, büyük bir şehir. Doktor olduktan sonraki Oraya ilk gittim. İşim o. iş yerin orasıydı. Bu arada Bakkoz'dan mı diye bir soru var. Evet, Bakkoz'dan. Bakos. Komencalardan. Komençalardan evet. JPL'de ne yaptın peki? JPL'de güdüm kontrol analiz grubundaydım. Ben bu grubun temel işi uzay araçlarını kontrol eden, otonom kontrol eden algoritma ve yazılımları geliştirmek. Onu yapan tek gruptu ben oradayken. Şimdi ikiye bölündü o grup. İşte uzay araçları sonuçta hem ayrı gezegenlere inen veya yalnızca işte uzayın derinliklerine gidip bazı araştırmalar yapan uzay araçlarının üzerinde bir değişik otonom uzay aracının hareketini kontrol eden algoritmalar var. İşte sensörlerden da gelen dataları filtre edip yapılması işte uzay araçlarındaki bazı işte ufak roketler falan var. Onlarla uzay araçlarını kontrol etme üzerine birçok algoritma var. Bu algoritmaların geliştirildiği bir gruptaydım ben. O grupta işte o zaman kaç 20-30 35 kişi falandı. Değişti zaman içinde o sayı. Peki şimdi tabii Türkiye'de mesela JPL gibi bir kurum olsa o kuruma personel alırlarken çok ciddi bir güvenlik soruşturması yapılır. Sence Amerika'da bu işler nasıl yürüyor? Yani sen Türkiye'den bir Laz olarak o laboratuvara kabul edilmem falan bir güvenlik soruşturması oluyor mu sence? Ya benim girdiğim zaman yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Yani gidip de benim ya eminim şeyine bakıyorlar işte. Daha önce suç işlemiş misin ya da ekonomik olarak yanlış bir iş yapmış mısın, iflas etmiş misin? Yani senin o tür standart bakılan bazı şeylerine, geçmişine bakıyorlar ama o zaman benim bildiğim daha ötesi bir geçmişime baktılarsa da benim haberim yok. Yani Ama zannet tabii o 11 Eylül öncesiydi bu Ya durum. 11 11. Eylül'de. Ya aslında hemen 12.003'ün başıydı ama o zamanlar henüz o kadar değişmemişti.
Ondan sonra ama 4-5 sene sonra ondan işler biraz zorlaştı. Hala yabancı adam alıyorlardı ama çok işleri zorlaştırdılar. Sonra güvenlik soruşturması getirdiler. Mesela bir noktada bizden ekstra bilgiler alıp güvenlik soruşturması yaptılar. Yani şey, yabancı kökenlerden değil, herkesten. Hatta bir grup direndi, ya vermediler bazı özel bilgilerini. Bu şeye kadar çıktı, Anayasa Mahkemesi'ne kadar. Falan yani işler bayağı 11 Eylül'den sonra işler biraz zorlaştı açıkçası. Yabancı özellikle almak için bir arkadaşı almıştık. İngilizdi adam üstü. Ama yabancı sonra. O mesela benle çalışmak istiyordu. Benle çalışmaya başladı. Sonra SpaceX'e gitti. Çok bilinen bir adam şu anda. SpaceX meşhur bir adam var. Onun şirketi. Elon Musk'ın, evet. Elon Musk'ın onun şirketi. Şirketi. Evet, o her neyse. O adam mesela benle çalışırken, o zaman ben hali hazırda içindeydim. Mesela aramızdaki komünikasyonun bile, e-mail komünikasyonunun bile sürekli saklanması gerekiyordu. Yani öyle bir durum vardı. O bir bayağı pardon. Çok Bayağı yaşa. sağ ol. Çok yaşa mendik kaşa, affedersiniz cegabsa cegazıkla cegapsaşa. Onu çevirebilirsin. Ondan sonra yani o dönemlerde zorlaşmıştı. Şimdi de biraz zor ama hala o kadar zor değil. Bir de JPL daha çok şey üzerine çalıştığı için, söyle adını, bilimsel amaçlı uzay araştırmalarında çalıştığı için, askeri değil. O tabii işleri kolaylaştırıyor biraz daha. Ama mesela JPL'in içinde de askeri projeler olabilir. Mesela bir proje vardı, öyle benim de çalışmamı istedikleri, tam ayrılmaya yakın. Mesela öyle bir projede çalışmak zorunda kalsaydım, ayrı bir şeyden, güvenlik soruşturmasından geçmek zorunda kalıyorsun. Anladım. Çalıştığım Peki, projeye göre. peki bu önemli bir soru diye düşünüyorum. Şimdi sen tabii bütünüyle sivil alanda çalışıyorsun bildiğim kadarıyla, değil mi? Şöyle, tabii ki uygulamalarım, ya ben gidip de askeriye direkt uygulamam yok. Ama Amerika'da temel bilimler, okullardaki temel bilimlerini en çok destekleyen kurumlardan biri askeriye ve onun altındaki temel bilimleri destekleyen kurumlar. Mesela benim de o şekilde bazı araştırma projelerim var. Bizi yani finansal olarak destekliyor ama bana şunu yap, bunu yap demiyor. Bana dedi işte, bana belli bir miktar ekonomik kaynak veriyor. Ben onu kullanarak öğrenci işe alıyorum, doktor öğrencisi ve aslında istediğim konularda çalışmaya devam ediyorum. Yani adamlar Ama illa bazen askeriyeden gelen kaynağı da kullanmış oluyorsun o zaman, öyle, ama doğru mu? onlar zaten temel bilimler için ayrılmış kaynaklar. Yani Anladım. şey değil, yani illa Peki, bizim yap falan değil yani. zor bir soru soracağım. Zor sorularım gelecek. Bu zor soruların en kolaylarından. Ha, tamam, ben onlara cevap vermem. Tabii soruyu sorma hakkım olduğu gibi senin cevap vermeme hakkın Var, var. var, var, biliyorum. Tabii bu yaptığın iş yani uzaya bir araç gönderme işinin bir parçasısın. Tamamen bilimsel amaçlı. Yani en azından direkt askeri amaçlı bir iş değil. Evet. Direkt askeri amaçlı bir iş olsa ne kastediyorum? İnsan öldürmeye yönelik bir iş olsa o projede yer alır mısın? O güzel bir soru. Direkt insanlığı, direkt ömür gün insan öldürecek bir projede yer almam. Evet, bomba yani mesela rover götürdü şimdi bu senin roket ama bu roket rover değil de bir bomba Bomba. götürecek olsaydı. Dünyanın başka bir koordinatına bomba taşıyor olsun. Evet. Ya hiçbir zaman o seçimi yapmakla karşı karşıya kalmıyorsun genelde. Ama şu şekilde kalabilirsin. Mesela bir noktaya gelir olay. Artık tamamen askeri amaçla kullanılacağı bellidir yaptığın şeyin. Ve o noktada senin de o projenin detaylarına girmen gerekir. O noktada uzak durarım. Çünkü yaptığımız, bizim mühendis olarak, hele kontrol sistemleri mühendisi olarak yaptığın her şeyi bir şekilde ne denir? Askeri de kullanabilirsin, bilimsel de kullanabilirsin, ticari de kullanabilirsin. Yani bunu sen yaptıktan sonra aslında kontrol de elinden biraz çıkıyor. Eğer Anladım. yani şey biraz Bu onu abartı diye. soracaktım tam da Behçet. Şimdi sonuçta sen bir algoritma yazdın. Değil mi? Evet. Bu algoritmaya mesela ben bir üniversitedenim diyelim, başka bir üniversiteden ulaşabilir miyim bu algoritmaya yazdığın Tabii mesela şeye?
bazı yazdığım şeyler akademik yayınlarda yayınladığımız şeyleri hatta GitHub diye bir yere koyuyor öğrencilerim. İsteyenler gidip kullanabiliyor. Yani öyle şey değil. Kapalı değil. Mesela paper yazıyor. Yani şey yayın yapıyoruz. Yaptığımız yayınlarda eğer o konularda uzmansan aslında onun temel fikirlerini anlayıp onu nasıl geliştirebileceğini anlamak mümkün. Yani öyle gizli saklı işler değil. Anladım. Bir soru daha var. Ben Samsun Anadolu Lisesi'ni sordum katkısı nedir diye. Soru ise ODTÜ'nün sana olan katkısı nedir? Ya ODTÜ çok ilginç bir yerdi. 88-92 arası okudum ODTÜ'de lisansımı. Ama dedim ki 12 Eylül sonrası dönem biraz sıkı bir dönemdi aslında şey açısından. Birçok açıdan. Özgür, ODTÜ acayip özgür bir yerdi. O zaman zaten şehrin de biraz dışındaydı. Ankara daha küçüktü. Oraya gittim de açıkçası şaşırmıştım. Yani böyle Türkiye'de öyle bir yer beklemiyordum. Sanki bir ada, vaha gibi. Özgürdü birçok açıdan. İnsanlarla istediğim şeyleri konuşabiliyordum. Hatta şu anda benim şu anda olduğum üniversitede bazı politik konuları konuşmak o kadar kolay değil. O zaman ODTÜ'de her şeyi konuşabiliyordum. O çok ilginç bir şey. Aslında bir açıdan o dönem ki hocaların bazılarına da kredi vermek istiyorum. Çok liberal adamlardı. Yani çok özgürlükçü adamlardı. Mesela derslerden sonra yani bizi aşağı koyup kendini yukarı koyup sen de şöyle yani seni ezmeyen insanlardı. O açıdan aslında o şartlarda olabilecek iyi bir ortamdı. Problemleri de vardı tabii. O her yerin problemi var ama aslında o yaşamak da zordu. Mesela yurt azdı bilmem ne bir türlü yurda giremiyorduk. Bazı şeyler yaşam koşulları şimdiye göre daha zordu aslında. Ama ona rağmen o özgürlük havası, o kendini rahat hissetme olayı, o arkadaşlarımla her konuda politik, bilimsel, herhangi bir sosyal vesaire, kişisel birçok şey oldukça özgür konuşabiliyor olmak aslında sonradan fark ettim çok büyük bir nimet. Şu anda mesela üniversitedeyim her şey öyle hoca olarak çok daha dikkatli olmam lazım. Amerika'da biraz politik gerginlik fazla bugünlerde. Bazı konularda bir şey demek senin başına ciddi bela açabilir. O günlerde ben ODTÜ'de istediğimi diyebiliyordum neredeyse. Çok peki ilginç. Mühendislik eğitimi açısından nasıldı durum? O açıdan da söyleyeyim. Aslında çok iyi mühendis olan hocalarımız vardı. Hatırladım. O adamların eminim işte ya yine nasıl mühendis olunur, nasıl mantıklı düşünür, nasıl sistematik düşünür. O konularda eminim katkısı oldu bana. Anladım. Hem de entelektüel anlamda katkıları oldu. Bir de tabii her şeyden önemlisi bir şunu da değineceğim. Bir önceki lisede hem üniversitede çok akıllı arkadaşlarım vardı. Bu aynısı doktorada da oldu. Daha sonra iş hayatında da. Esas belki onların etkisi daha da fazla. Çünkü onlarla birebir çalışıyorsun, yarışıyorsun vesaire vesaire. O insanların sana katkısı, senin onlara katkısı eminim oluyor. Yani bu yani hocalarınla birlikte dönem arkadaşlarının katkısından da bahsediyoruz. Evet. Onlar mesela çok akıllı arkadaşlarım vardı. Çok becerikli, çalışkan, yaratıcı. O insanların katkısını, herkes her şeyi aynı seviyede yapmış olmayabilir. Daha birçok şey biraz şansa da bakıyor. Ama çok becerikli adamlar. Onların elbette katkısı oldu. Gicit Haman, Artaşenişan Munde Mohtasen deyip. Bunda muhtarı herhalde umarım bu COVID aşısını olabilirsem belki bu yaz gelme şansım olabilir. Eli geçtiğim için dikkatli olmam lazım. Şimdi JPL'deydik galiba en son. Evet. Orada bu ilk Curiosity gittiğinde sen JPL'de miydin? Evet. Ağustos 5'te indik 2012'de. Ben JPL'i Ağustos sanırım 17'de mi ne bıraktım. O Ağustos 5'te yani tabii zaten o zamana kadar işim bir sene önce bitmişti de Ağustos 5'te o bir savaş odası diyorlar. Bütün dizaynla ilgili insanlar ben de dahil oradaydık inişi takip etmek için. O zaman oradaydım. Daha sonra ayrıldım ekibi. O Ağustos'un 17'si miydi 22'si miydi tam hatırlamıyorum da işte bir iki hafta sonra ayrıldım. Evet. Şimdi JPL'deyken Curiosity yine Mars'a giden bir araç. Biraz anlatır mısın ama biraz bizim anlayacağımız dilde. Curiosity'yi anlatır mısın? Anladım. Curiosity ile bu yeni giden Perseverance. Curiosity merak demek. Perseverance da herhalde azim demek. Evet. İkisi benzer robotlar. İniş metodları da aynı. Bu şey konsepti diyor. İniş metodu diyorlar Türkçe'ye. Skycrane yani
uçan Gökvinci. Ya Gökvinci veya uçan. Tam çevirirsek. Sen Gökvinci. Aslında daha mantıklı bir çeviri uçan vinç. Yani şey söylediğim bir uzay aracı geliyor. Roket. 15-20 metre kala hava bir saniye roket ama falan. Şimdi atıyorum Cape, evet, Curiosity Cape Canaveral, Cape, söyle bakayım nasıl diyorlar? Ha, o Cape Canaveral'dan mı havalandı? Nasıl oldu? Şimdi Curiosity JPL'de dizaynı yapılan bir araç. Yani şey fiziksel aksamı, algoritma yazılımların kaynağı temelde JPL. Tabii başka kurumlar da yardım ediyorlar. Ama temelde yapıldığı yer JPL. Yaklaşık o zamanlarda yanlış hatırlamıyorsam 5000 kadar insan çalıştı üzerinde. Şimdi olayı kaç biraz yıl çalışmıştır peki 5000 insan? Onu tam bilmek zor. Ya. Değişik. Ben mesela toplasam çalışmışımdır muhtemelen. Şimdi nasıl başlıyor? JPL'de dizayn ediliyor. Aksamı bilmem nesi, üretimi şey manufacturing yani yapılması diyelim. Ondan sonra algoritmalar falan gelişiyor, üzerine konuyor. Bu daha sonra Florida'ya gidiyor. JPL Los Angeles'ta, Amerika'nın bir tarafında, Florida öbür tarafında, doğusunda. Oraya gidiyor, Cape Canaveral'da bir roketin üstüne konuyor. Roket bunu yörüngeye çıkarıyor. Yörüngeye, dünyanın yörüngesi. Bir saniye. Roketin üstünde, roket aşağıdan ateşleniyor. Roketle birlikte, roketle birlikte öyle düşün. Roketin bir parçası gibi düşün. Roketle birlikte yukarı çıkıyor. Yörüngeye giriyor. Dünyanın yörüngesine. Roketin temel amacı dünyanın yer çekimini ve sonuçta bir de atmosferin basit direncini yenip seni uzay boşluğuna çıkarmak diye geliyor basit olarak. Ondan sonra uzay aracının üzerinde uzay aracıyla roket ayrılıyor birbirinden. Uzay aracının üzerinde bunu Mars'a kadar götürecek yakıt var. Peki kaç saat ya da kaç günde gidiyor? Nasıl oluyor? Mars'a şey bu uzaya çıkmamız ya yani bir saatin altında bir zaman. Yani çok çabuk oluyor. Ama ondan sonra ya da yarım saatin altında tam bilmiyorum zamanı. Ama sonra işte Mars'a gitmek 7-8 ay sürüyor. 7-8 ay sürüyor. Ondan sonra Mars'a ulaşıyorsun. Bu 7-8 ay boyunca yerden, yani dünyadan birçok şeyi takip ediliyor. İşte ya, ne oluyor, nasıl, uzay aracının durumu nedir vesaire. 7-8 ay sonra Mars'a geliyor ve o noktada en zor kısmı başlıyor şimdi belki de. En çok belirsizliklerin en çok olduğu kısım diyelim. Ne olacağını önceden bilmek mümkün değil. Bir de en büyük zorluk uzaktan kumanda mümkün değil artık. Çünkü Mars'a bir sinyalin gidip gelmesi yaklaşık 25-26 dakika. Mars'ın atmosferine dokunduktan sonra yere inene kadar geçen zaman 7 dakika. Yani sen Mars'ın atmosferine dokundum dediğin anda yerdeyiz. Zaten 6 dakikadır yerdesin. 7 artı 6, 7 dakika iniş, 13 dakika sinyalin sana gelmesi, 13 yani 6 dakikadır yerdesin. Öyle düşün. Dolayısıyla her şeyin otomatik yapılması lazım. Atmosfere giriyorsun. Alet atmosfere girince önünde aletin şey var, bir ısı kalkanı var. Bunu 20 bin kilometre süratle giriyorsun, düşün atmosfere. Çok hızlı. Dolayısıyla uzay aracı çok ısınıyor. Yaklaşık 1300 derece civarlarında ısılara yükseliyor. Şimdi pardon, Mars'ın atmosferine araç girdi. Orada yörüngeye oturup dönüyor mu yoksa? Hayır. Direkt inişe direkt girecek. Yüzeye doğru devam ediyor. Evet. Direkt inişe girecek. Hatta bir video var, onu sonra bana hatırlatmıyor da sana yollayayım. Çok güzel bir animasyon var. Daha sonra tabii şeyler de var. Şöyle diyelim, ben de sen yollayınca ben de Instagram'da yayınlarım. İsteyen arkadaşlarımız oradan bakar. JPL koydu onları web sayfasına. Yani çok güzel anlatıyor olayı. Giriyorsun atmosfere. Bu sürtünmeyle yavaşlamaya başlıyorsun. İlk önce onu seni yavaşlatan havanın sürtünmesi. Yani direnci sana karşı. 20 bin kilometreden yaklaşık 1600 kilometreye belli bir zamanda hızın düşüyor. O sırada tabii nasıl düşüyor 20.000'den 1600'e? Sırtı havanın sürtünmesi. Havanın sürtünmeden dolayı. Ama dünyada olsa daha da düşer. Çünkü dünyanın atmosferi Mars'tan çok daha yoğun. Mars'taki dünyanın
%1'i olduğunda yaklaşık. Ondan sonra giriyorsun, o süratlere düştün mü ama o da yetmiyor. Havanın direnci yetmiyor. Hızın düşmeye başlıyor. Düşükçe havanın direnci azalıyor. Çünkü hızın azaldığı için. Hızının karesiyle orantılı. Dolayısıyla hız yüksekken korkunç kuvvetler hissederken hıza başladı mı daha yavaş azalıyor kuvvetler hızlı bir şekilde. O noktada paraşütü açıyoruz ki sürtünmeye maruz kalan kısım daha da artsın alan. Büyük bir paraşüt açıyor. Hala ama süpersonik hızlardasın. Yani sesten daha hızlısın. O hala. Ondan sonra... Bu paraşüt otonom olarak mı açılıyor yoksa? Tabii. O yani daha önceden yazılmış her şey, yüklenmiş. Hayır. O sırada yazılım kontrol ediyor ama önceden ne zaman açılacağını bilmiyor. Belli şartlara göre açılıyor. Mesela sen yani şey gibi düşün. Sen mesela bir yere gideceksin, atıyorum İstanbul'da bir noktadan bir noktaya gideceksin. Tamam 3 aşağıya 5 yukarı ne zaman ne olur bilirsin ama tam ne zaman ne yapacağını giderken fark ediyorsun. Onun gibi düşün. Anladım. Ondan sonra paraşütü açılıyor, otomatik karar veriyor, açıyor bir noktada. Bu yüzeyi arttırdığı için yaklaşık 20 metre çapında bir yer diz düşümü var bu paraşütün. O daha çok sürtünmeye sebep oluyor. Uzay aracının hız kaybediyor. Daha hız kaybı daha hızlanıyor. Ama o da yeterli değil. Yoğunluğu yeterli olmadığı için şeyin atmosferi. Belli bir noktada paraşüt de kesiliyor, bırakılıyor ve roketleri ateşliyoruz. Peki paraşüt iple bağlı mı? Nasıl kesiliyor paraşüt? İp bir o şey yani belli kablolarla uzay aracına bağlı. O kablolarla da şeyler var, ufak patlayıcılar var. Bir noktada karar veriliyor, o patlayıcılar ateşleniyor. Ama o kesiyor ipi, o kabloları kaç taneydi, 3 ya da 4 tane. Tam bu da otonom bir karar. Hepsi otonom. Bunların hepsi otonom oluyor. Ondan sonra roketleri ateşliyoruz. O roket bizim yumuşak olarak yüzeye gelmemizi sağlıyor. Yani yüzeye göre hızımızı sıfırlamamızı sağlıyor. Yaklaşık yerden 15-20 metre yukarıda askıda bekliyoruz. O sırada vinç devreye giriyor. Vinç aşağı indiriyor bir kabloyla yüzeyde yürüyecek olan azim aracını indiriyor. Bu iniş oluyor ama indiğini tespit etmen lazım. Yere dokunduğunu tespit etmen lazım. Bu olurken benim algoritma devreye giriyor. Uzay aracını kontrol etmek için. O kontak esnasında kontrolünü sağlıyor. Ve kontak tespit edildikten sonra öbür vinçin kabloları yine kesiliyor. Uzay aracını döndürüp uzağa uçurulması gerekiyor ki yakınlarda bir yere düşmesin. O artık sert iniş yapacak. Çakılacak yani. Benim algoritmamın yaptığı o dokunma ve o ilk esnada kontrolü sağlıyor uzay aracını. Çünkü böyle uzay aracı o sırada böyle sarsılırsa veya yanal hareketler yaparsa ondan çıkan roketlerden çıkan gazlar çok sıcak ve hızlı olduğu için uzay aracının üstündeki sensörlere zarar verebilir. Orada çok uzun süre kalırsan etrafta çukur yaratabilir. Uzay aracına zorluk çıkarabilir hareketinde. Eğer o yakınlara bir yere düşürürsen de parçalar uzay aracı azim robotuna çarpabilir vesaire. Amacımız en az 200 metre uzağa o uçan vinci çaktırmaktı. En az 200 metre. İlkinde 650 metre uzağa çakıldı. İkincide de 700'den biraz fazla. Peki hesaplamalar bu doğrultuda mıydı? Yani 600 metre, 700 metre. Yani tahminimiz şey var. Birçok bilinmeyen var ama buna rağmen para sorsa ne kadar uçardı diye benim tahminim o zaman 450 metrenin üstünde uçar diye olurdu. Tabii biraz şey koyardım araya ne denir söyle. Kendimi korumak için. Ondan sonra ama biliyordum 600 yani iyi bir inişte 600-700 metre uçabileceğini. Anladım. Bu kısmını ben bir kez özetlemek istiyorum. Dolayısıyla senin yaptığın şey, yazdığın algoritma rover ve roket Mars atmosferine girip paraşüt devreden çıktıktan sonra roverin yüzeye bırakılıp roketin üzerine düşmeden en uzak noktada imhası. Evet yani daha doğrusu roketin en uzak noktada imhası. Evet. Rover düşmeden. Evet doğru. Peki. Şimdi tabii
Curiosity merak gittiğinde sen Ardeşen'e gelmiştin ya da Türkiye'ye Evet, gelmiştin, öyle hatırlıyorum. ondan hemen Sana önce, bunu sormuşlardı değil mi? Ha. hemen önce, Temmuz'daydı galiba, Ardeşen'deydim. Bir arkadaşım var Ardeşen'de, Önder Saral, oğlum. Selamlar buradan. Önder bana sordu işte ne yapıyorsun falan diye, onu ofisine gitmiştim. Önder'le ben üniversitede bir sene aynı evde kalmıştık. Evet. Her neyse, ben de anlatıyorum falan. Önder de yani böyle ikimiz için de uyuşuk bir gün. Böyle ikimizin de böyle bir şey yapacak Ama sıcak da yok. bunları anlatıyorsun değil mi? İşte Önder Mars, bir roket. de sonra bir an düşündü. Ya bunu sen burada birilerine anlatsan kimse inanmaz dedi. Ama öyle güzel dedi ki yerlere yattım gülmekten. Her neyse. Doğru dedim. Önder inandı yani sana Önder sonuçta. inandı. Yalan söylemez dedi bu. Ama Ya şimdi onu biliyorsun. bırak da ne iş yapıyorsun onu söyle demediler ya. Yok yok. Ama biliyorsun Ardeşen de sırf güzel paralar attığı için meşhur olan arkadaşlarımız var biliyorsun. Evet, Öyle evet, evet. bir grup var. Eğer o anda anlatsaydım herhalde o gruba katılırdım Evet. direkt. Şimdi Curiosity gitti. 2012 miydi? 2012. 2012. O zaman bu azim aracı Perseverance değil mi? Şimdi o zaman Curiosity, şimdiki Perseverance. Evet. Evet. Bu azim o zaman 7-8 ay önce mi fırlatıldı? 7 ay ne zaman? Herhalde Temmuz gibiydi. Tam unuttum ne zaman. Anladım. Fırlatıldığından haberdar olmadık tabii de. Oldum. Ya ben oldum biliyordum da. Yok, sen tabii projenin içindesin şüphesiz. Ve biraz şimdi şöyle diyeyim. Mesela bu ikinci projede yine aynı algoritmam kullanıldı ama beni bir daha, şimdi ben sonuçta JPL'de çalışmıyorum artık son 8,5 senedir neredeyse. Yani beni bir daha işe almalarına falan gerek kalmadı. Benden bir saatlik Ha, bir yardım. Zaten zaten çalışan elinde algoritma vardı. evet. Sen belki onda bazı güncelleştirmeler, bazı doğrulamalar yapmış Evet, dedim olabilirsin. ki bana sordular bunu ne yapsak, şunu ne yapsak. Bir arkadaşım benim daha önce kendim için geliştirdiğim, bazı analiz için geliştirdiğim algoritmalar vardı. Onu istedi benden. Bir daha yeni uçuş için bazı analizleri yapabilmek için onları yolladım. O da iyi bir yer zaten. Benim bir daha yardımıma da ihtiyacı olmadı. Test ettiler. Testlerin hepsinden geçti. Bana bir daha geri dönmelerine de gerek kalmadı. Anladım. Ve çalıştım. Ya bir daha aynı bir metotla inirse yine çalışacak vesaire vesaire. Aha. Peki SpaceX'te ne yapıyorsun? Orada da bazı şeyler yaptığını. Şöyle, SpaceX'e olan ilişkim biraz daha indirekt. Şöyle diyeyim. Hı. SpaceX'te bu biliyorsunuz en önemli yaptıkları şeylerden birisi bu yeniden kullanılabilir roket yapmak. Yani Hı. eskiden de işte yörüngeye uzay aracı çıkaran roketler gelip dünyaya düşüyordu. Parçaları sonra bulunup yeniden işte bazıları kullanılabilir oluyordu. Bazıları artık kullanılamaz hale geliyordu vesaire. SpaceX kullanılabilir, yeniden kullanılabilir roket Bu yapıp uzaya kısmını biraz daha anlamak istiyorum. Eskiden şimdi bir var. roket fırlatılıyordu. Bir kapsül var roketin ucunda. O kapsülü bırakıyor, geri mi dönüyor roket? Evet, Nasıl oluyor? geri dönüyordu ve düşüyordu dünyanın üzerine. Yani Hmm. öyle kontrollü bir geri dönüş değil. Yani bırakıyor, ondan sonra geri düşüyor diyelim. Anlıyor musun? Yani peki atıyorum dünyaya düşmeyebilir miydi Hayır, o düşenler? kadar. Onlar genelde dünyaya düşüyor yani. Uzayda çünkü. Yani bu tasarlanıyor muydu dünyaya düşmesi? Tabii. Zaten o yüzden böyle roket düştüğü yer, yani yolladığınız yerler şehirlerden falan uzak olmak zorunda ki yani denizin Hmm. ortasında bir yere falan düşsün diye. Anladım. Kimsenin olmadığı yere. Hı. Şimdi SpaceX'in amacı bu yeniden kullanılabilir roket yapıp uzaya olan gitme yani uzaya yük çıkarma fiyatını düşürmek. Çünkü Hı. her defasında yeniden roket yapmak esas fiyatı arttıran, ekonomik olarak fiyatı arttıran unsur olarak görüyorlar da amaçları bunun fiyatını olabildiğince düşürmek. Bu yeniden kullanılabilir roket yapıp. Onun için o roketleri yeniden dünyaya indirmeleri lazım. Benim yaptığım 2004'te bu bir grup algoritma vardı. Yani ya da şöyle diyeyim. Ben bunların bu dünyaya yeniden iniş ya da bir gezegene roketle iniş konusunda bir günüm kontrol algoritması geliştirmiştim. 2004-5 gibi.
Daha sonra bunu daha da geliştirdim falan. Bu algoritmalar bunların, bu roketlerin, nasıl diyeyim bunu? Bunu iyi, biraz düzgün demem lazım. Kolay da değil çünkü. Roketlerin bütün uçuş becerilerini kullanmasını sağlıyordu. Mesela şöyle diyeyim. Şey, basit yine bir komik bir örnek vereceğim ama şey, onunla aynı örnek değil ama olayı anlamak için. Diyelim çok kuvvetli bir adam var ama pek akıllı değil. Herkesten dayak yiyor. Çünkü kullanamıyor kendisinin gücünü. Fiziksel. Biraz eski roketleri kullandıran algoritmalar da öyleydi. Rokette yapabilirliği çok fazla ama fiziksel olarak üzerindeki algoritma bunu sağlayamıyor. Yani yeterince akıllı değil. Anlıyor musun? Öyleymiş. Mesela bu dünyaya yeniden inişte de kimi zaman bazı hareket yeteneklerini çok iyi kullanabilmen lazım ki rahat rahat inebilir. Mesela SpaceX'e yakın zamanda çok zor bir hareket deniyor. Yatay geliyor, sonra dikey hale gelip inmeye çalışıyor falan böyle. Zor işler yapıyor. Bir de yaptıkları şey sonuçta 70-80 metre yüksekliğinde, yani bir binayı düşün, bir binayı uçuruyorsun. Roketi uçurmak öyle basit bir şey değil. Bir binayı uçuruyorsun. Üzerinde korkunç patlayıcı yakıt var ve buna o hareketleri yaptırabiliyorsun. Kolay işler değil bunlar sonuçta. Bunu başardılar mı peki? O kısmını anlayamadım. Tam başardılar, indiler, sonra bir sebepten patladı yine. Neden? Ama onun sebebini tam bilmiyorum. Yine niye patladı? Anladım. Zor işler. Birçok şeyin çalışması lazım. Sen falan. Yine bu roketin... Benim oradaki şöyle bir katkım var. Bu problemleri, bunlar bir güdüm problemleri bizim için. O güdüm kontrol problemleri. Bunların çözülmesine yeni bir şekilde yaklaştım. Ve o çözümlerin geçerli olduğunu gösterdim. Ve onların ilk algoritmalarını geliştirdim falan. Bu konuda benimle çalışan genç bir arkadaş vardı. O daha sonra SpaceX'e gitti. O şimdi onların şef mühendisi o konularda. En önemli adamı. O mesela o düşünme biçimini oraya da yerleştirdi diyebilirim. O metotlar, o doğrultudaki metotlar kullanıldı. Yani bana o konuda çok da kredi verdiler. Hem yazılı hem de sözel yani olarak sağ olsunlar. Danışmanlık da yaptım bir süre. Daha sonra söylerdim. Hala da ortak bazı çalışmalarımız da var ama informal olarak var. Öyle diyeyim. Anladım. Bir de Amazon Prime'a galiba bir şeyler yapıyorsun değil mi? Öyle. Şimdi onun detaylarından bahsedemem. Ekonomi bazı şeylerden ötürü. Bazı şeylerden ötürü. Amazon Prime Air diye bir firma var. Bu drone'la ne denir? Ticari şeyler taşımak üzerine. Yani şu anda ticari Amazon'da... derken misal ben bir tüketiciyim. Amazon Prime Air'dan bir bilgisayar satın aldım. O mu yoksa? O da olabilir. O da olabilir. Senin evine de getirebilir yani. Her neyse onun onun için işte drone'lar geliştiriyorlar. Ve ben de onların danışmanıyım. İki öğrencim onlarla çalışıyordu. Sonradan doktoralarından sonra oraya o gruba katıldılar. Ben de şu anda onlara danışmanlık hizmeti veriyorum. Henüz uygulamada yok ama bu üzerinde bunlar çalışılan... Geliştirme aşamasında henüz yani. Proje bunlar. Anladım. Bunlar hepsi yani sonuçta bayağı ilerlediler ama henüz pratik hayata tam olarak geçmedi tabii. Bu arada Washington Üniversitesi'ndesin. Evet, University of Washington. Seattle. Amerika'nın Seattle'da. Tabii orada ders vermeye devam ediyorsun. Hocalık ediyorum. Yapmaya. Hocalık yapıyorum. İşte hocalık burada şu demek. Ders veriyorsun tabii. Ve esas için araştırma, geliştirme yapmak. Yani benim okuldaki en önemli işim araştırma, geliştirme yapmak. Doktora. Okula para getiriyorsun galiba değil mi? Öyle. Burada Amerika'daki o sistem biraz sert. Mesela Türkiye'de doktor öğrencisi genelde ya bu okuldan burs alır ya öyle bir şey. Amerika'da eğer bir doktor öğrencisiyle çalışmak istiyorsam onlar da burs alabiliyorlar ama o imkanlar nispeten az. Esas çoğu zaman maaşını hoca veriyor. Hoca da gidiyor, proje getiriyor dışarıdan. Yani okula bütçe getiriyor. O bütçeyi kendi kullanıyor temelde. O bütçeden öğrencilere işte harçlarını, maaşlarını veriyor doktor öğrencilerine ve onlar da bizle çalışıyorlar. Anladım. Şimdi yani Mars'a
Mars'ta iki tane krater var. Bir tanesi Curiosity'nin yol açtığı, evet. Bir tanesi de Perseverance'ın. Evet, küçük çukurlar açtık. Şimdi resmi olarak o kraterlere senin adının verilmesi gerekmez mi? Bilmem ama sonuçta insan yapımı olduğu için çukur sonuçta. Krater demek zor. Gayri resmi olarak benim adımı ve arkadaşlar daha geçmek O zaman birincisinin adı Behçet olsun, ikincisinin adı Bakkoz olsun. Ya da Behçet 1, Behçet 2 diye daha teknik olur. Eyvallah, tamam. Peki bu kraterin Jezero adı nereden geliyor? Mars'taki bu kraterin. Onu bilmiyorum kökenini nereden. O indiğimiz bölgenin adı Jezero. Onun kökenini bilmiyorum açıkçası. Peki bir soru daha var Komencalardan. Temelli dönüş düşünüyor mu? Yoksa neydi? Dur bakayım. Köyü özledi mi? Ya temel dönüş zor benim için. Çünkü çocuklarım burada büyüdüler, burada yaşayacaklar. Ama zaten benim Türkiye'de çalışmam veya Türkiye'de zaman geçirmem için bir ciddi sorun yok COVID dışında. Zaten o yüzden akademiye geçmiştim. Yani mesela yazlarım boş. Bir de artı bir dönemde ders vermiyorum. Çok araştırma geliştirme yaptığım için bir dönemde ders vermiyorum. O dönemde de dünyanın istediği yere gidiyorum yani. Amacım bir Fransa'da çalıştığım grup var. Bir iki ay orada geçirecektim. Ondan sonra Türkiye'ye gelip çalışacaktım falan. Öyle amaçlarım vardı ama biraz bu COVID ne yazık ki bunlara Ya. Engel oldu. Ama Hepimizin umarım planlarını eğer bozduğu gibi. açılırsa, bu COVID biterse Türkiye'de daha çok zaman geçirmeyi ümit ediyorum. Tabii kişisel sebeplerden ötürü de. Evet, şimdi zor sorulardan bir tanesi daha geliyor. Daha zor bir soru deminkine göre. Tabii Türkiye'de herkes Türk mühendis, Türk bilim adamı, Türk diye bahsediyor senden. Laz olduğunu biliyoruz yani genetik olarak. Bunu tartışacak bir durumumuz yok. Ama şimdi bir yandan da Amerikan vatandaşısın, Amerikalısın, Türkiye vatandaşısın, Türkiye'lisin. Sen kendini ne hissediyorsun? Yani mesela bazı Laz arkadaşlarımız rahatsızlar senin hakkında Türk diye bahsedilmesinden. Öyle mi? Ya, ya açık söylemek gerekirse ben hepsini de hissediyorum. Öyle diyeyim sana. Çünkü Lazlık önemli bir parçası. Sonuçta bunu sonradan fark ettim. Yani ilk öğrendiğim dilin Lazca olduğunu fark ettim. Hatta çok ilginç bir şey öğrendim. Güneydoğu'da büyüdüğüm için ilk öğrendiğim üç dilin esas Lazca. Çünkü babaannem yanımızdaydı. O pek Türkçe zaten iyi konuşamıyordu. Onunla bir Lazca öğrenmiştim. Şimdi çok iyi anlıyorum ama konuşmam tabii zorlaştı. Hatta Türkçe tabii sonuçta onu da öğreniyordum. Kürtçe bile öğrenmişim mesela o sırada. Onu yeni öğrendim. O dönemden enteresan. Bir babamın arkadaşı bahsetti. Şaşırdım açıkçası. Daha sonra işte çünkü ilk 5-6 yılım o bölgede geçti. Babamın görevinden ötürü. Oradaki çocuklarla oynuyor öğrenmişim herhalde. Sonuçta Lazlık çok önemli bir parçası. Çünkü Lazlar çok ilginç bir millet. Kendi özellikleri olan insanlar. Ailem hem babam tarafım hem anne tarafım çok ilginç insanlar. Dolayısıyla onların bana etkisi çok fazla. Apayrı bir kültür bazı açılardan. Ama ortak Türkiye kültürünün de ciddi bir parçası. Yani Lazları bilmeyen yok Türkiye'de. Ama Türkiye'li değil, Türk de hissediyorum o açıdan. Eğer Türkiye'li Türkse yani Türk de Türk hissediyorum. Mü, Türkiye'li mi? Yani mesela kendini... Bir anlamı yok onun Mehmet'e. Çünkü harbiden bir anlamı yok. Yani sonuçta neysen nesin. Benim Laz eminim genetik temelime baksan neler çıkacak. O yüzden onların bir anlamı yok. Nereli olduğunu hissetmek. Türkiye'de büyüdüm. Türkiye'li insanlar beni okuttular orada. Ben sonuçta onların hiçbir hakkım yok ki. Dünyaya gelen hiçbir insan hiçbir hakkı yok Mehmet Ali. O hakları biz yaratıyoruz. Türkiye benim için bir ton hak yarattı. Sağ olsunlar. Beni okuttular. Hatta bana destek verip Amerika'ya yolladılar. Daha ne isteyeyim ben o adamlardan? Peki, o elbette Amerikalılık ama yani hangi noktada duruyor Amerikalılık da burada? bir noktadan sonra ben gelmişim başka bir ülkeden. Düşün. Orada da hiçbir hakkım yok ki. Hak da iddia edemem. Sırf dünyaya geldim diye bana insanlar bakmak zorunda değil. Ben hiçbir zaman öyle bir ne denir? Öyle bir hakkı da kendimde hissetmedim. Ben önce bir
o ortama bir şey verebileyim, ondan sonra hakkım olsun. Benim olaya bakış açım öyle. Öyle de hissediyorum. İçimden de öyle hissediyorum. Ya beleşçi bir yaklaşımım hiçbir zaman olmadı hayata karşı. Peki bazı şeylere ben de çok rahat ulaştım. Sistemi bana sunduğu, herkese sunduğu bazı şeylere rahat ulaştım. Ama onu hakkım olarak görmedim. Amerika'da bir şeyler yaptım. Ondan sonra Amerika bana sürekli yolumu açtı. Yani Amerika'nın öyle bir avantajı var. Ya burada doğma büyüme bir adamla ben bir iş için başvurduğumda ben ondan biraz iyiysem beni alıyor adam. Yani benim gördüğüm o. Biraz iyiysem. Çok çok iyiysem değil. Biraz iyiysem. Bunu ben yaşadım değişik yerlerde. Dolayısıyla bana bu şekilde kucak açıp bana bütün bu fırsatları veren insanlara da bir topluma da onun da bir de yetişkin hayatının 25 senesi, 26 senesi burada İşte geçiyor. Tam da ben bunu sormak istiyorum. Yani 50 yaşındasın. 25 yılı Türkiye'de geçti ama 25 yılı da Amerika'da geçti. Öyle. Evet, kişiliğin, aldığın kültür, işte Lazca'dır, Türkçedir, hatta Kürtçedir Türkiye'de. Ama bir de hayatının en üretken 25 yılı var. Öyle. Profesyonel olarak en üretken yıllarımı burada geçirdim. Benim nasıl düşündüğümden tut, ya burada kendimle ilgili çok şey öğrendim. Bir de en önemli şeylerden biri insanın birçok kendiyle ilgili güvensizlikleri oluyor. Herkesin var. Bu inanılmaz yani etkiliyor insanları. Çoğumuz bunları ifade etmiyoruz tabii dışarıya. Hep saklıyoruz ya da baş etmeye çalışıyoruz. Amerika'nın bana verdiği en önemli bir fırsat kendi güvensizliklerimin ötesine geçebilmek. Bunlarınla sınırlı olmamı engellemek oldu belki de. Öyle bir özgür bir ortam var. En azından profesyonel anlamda öyle bir özgür ortam var. Bu da insanın kim olmasıyla ilgili önemli bir fırsat diyeyim. Kendin olmakla ilgili. Her neyse yani ben hepsini bir arada hissediyorum. Memlekete gidince Laz hissediyorum. Ankara'ya gidip üniversiteden arkadaşlarımla buluştuğumda Türk hissediyorum. Amerika'ya geldiğimde Amerikalı hissediyorum. Ya çünkü ben bunların üçünün bir bileşkesiyim sonuçta. Yani biriyim desem öbürlerine öbür kısımlara haksızlık olur. Ciddi haksızlık. Anladım. Habertürk'te yine ODTÜ'den bir hoca Ardeşen'den selam getirdim. Size Lazca bir mesajım var. Sonra söyleyeceğim dedi. Söyledi mi mesajı Lazca mesajı? Söyledi, söyledi. Bir arkadaş vardı. Önder'in sayesinde tanıştım. Habil diyelim. Ardeşen'in. ODTÜ'de okuyordum. Meğersem o ODTÜ'den olan hocayla aynı odada kalıyorlarmış yatak halinde. O bir mesaj yollamış. Cumaş gibi diye. Yani kardeşim onu söyledi, güldük falan. Evet ama bak bir yandan da yani şimdi ulusal medyada mesela Lazca'nın muhabbeti ediliyor, Ardeşen'in muhabbeti ediliyor falan. Bunlar da bizim için yani Laz Kültür Derneği olarak senin arkadaşın olmanın ötesinde bizim için büyük keyif kaynağı tabii. Yani bilime katkı sunarken bir yandan da Lazca'ya da katkı, Ardeşen'e de, Lazlara da bir katkı sunuyorsun diye düşünüyorum. Ya işte yani ben en azından oradan çıktığım için belki oradan şimdiki genç adamlara moral kaynağı işte. Yani sonuçta evet, bir örnek falan insanlara moral olabilir. Doğru. Evet. Şimdi yayın bir saat civarında sürdü. Her an kesilebilir diye düşünüyorum. Senin tamam. De, zaten 10 dakikam var Mehmet. 10 dakikaya tamam gerekiyor. Tamam. Daha fazla yormak istemiyorum. Yok, 10 dakika çok var yani konuşabiliriz. Tamam. O zaman belki kesilirse söylemek istediğin bir şey varsa önce onları söylersen sonra serbest devam ederiz. Şöyle diyeyim. Sağ ol Mehmet Ali ben abi. Bana bu fırsatı verdiğin için. Mehmet Ali ile ben sanırım şimdi 39 sene, 40 senelik arkadaşız belki. 11 yaşından beri. Yaşımız ortaya çıkıyor diyeceğim evet, ama zaten demin söyledik. Neyse evet, peki. Çok şeyi birlikte geçirdik. İnsanlarla böyle daha samimi muhabbet edebilmek elbette benim de hoşuma gitti. Sağ olsun. Sağ ol Mehmet. Rica ederim. Sen sağ ol. Yani bizim göğsümüzü geriyorsun şüphesiz. Hem Ardeşenli olman hem de işte yakın arkadaş olmamız dediğin gibi yıllar içerisinde. Ama biliyorsun Behçet, ben senden ta çiftlik caddesinde otobüs beklerkenki halinden beri
Ümitliydim. Biliyordum yani. Yani sana bir şantajım var. Onu da biliyorsun. O yüzden pek fazla benimle tersleşme. Dogit var. Yok, zaten o yüzden ne istersen yapıyorum. O benim de elimde kozlar var. Eyvallah, tamam. Şimdi söyleme de sonra konuşuruz. Peki önümüzde ne var? Ya da şöyle bir soru sorayım sana Behçet. Ya uzay aslında, tabii sen algoritma yazıyorsun. Uzayı ne kadar düşünüyorsun bilmiyorum ama. Tabii bu perseveransın en önemli araştırmalarından bir tanesi de Mars'ta hayat var mı yok mu olacak sanıyorum. Peki evet. Evren demek belki çok abartı olur da, bizim Samanyolu Güneş sistemimizde acaba akıllı bir hayat var mı ya da sadece hayat var mı? Senin düşüncen ne bu konuda? Sadece hayat olma olasılığı yüksek görünüyor ama tabii bunları ispatlamak gerekecek. Açıkçası ben biraz daha pratik bakıyorum. Benim hayatım esnasında bunların ne kadar fark edileceği hakkında ciddi şüphelerim var. Yani belki mikrobal hayat vesaire öyle bir şey bulunabilir diğer bir gezegende. O, en çok beklediğim o. O yüzden beni daha çok heyecanlandıran bu hayat bulmak falan falan, onun ötesinde bunu yapmak için gelişen teknolojiler. Beni heyecanlandıran kısmı teknoloji kısmı. Bilim kısmından çok teknoloji kısmı. Tamamen benim kişisel merakımdan ötürü. Belki yine ilginç bir şeyler bulunabilir tabii bilimle ilgili ama bana yani enerji, moral, umut veren şeyler daha çok teknolojiyle ilgili. Anladım. Peki bundan sonraki proje yakın gelecekte ne olabilir ya da? Sonuçta akademik işlerim devam ediyor. Akademik işler temelde yaptığı işte yayın yapmak, öğrenci yetiştirmek temelde yaptığın o. Ama bir de bir iki işim daha var. Onları da heyecanlandırıyor. Bir tanesi, ikisi de, birisi NASA ile ortak bir iş yapıyorum. Orada beni bir konu, bir proje lider pozisyonda aldılar. Maaşımın yarısını onlar veriyor. 6 ay onlara çalışıyorum. O ayda yeni bir güdüm kontrol sistemini test edecekler. Ayda bu, dediniz. Ayda. Evet, Blue Origin diye bir firma var. Bu Jeff Bezos'un uzay firması. Onunla kim? Ortak yapacağım. Mion Hamkoşi, Brezos. Jeff Bezos şey Amazon. Amazon'un kurucusu. Dünyanın en zengin adamı. Dünyanın iki, üç en zengin adamı Seattle'da yaşıyor. İki en zengin adamı. Jeff Bezos ve Bill Gates. Microsoft da burada temelde. Her neyse. Jeff Bezos'un şirketlerinden biri Blue Origin. Ve onlarla NASA'nın ortak yaptığı bir şey. Ben de orada önemli bir görevim var. O beni heyecanlandırıyor. Direkt şeyler ortaya çıkıyor. Yani yine bu algoritma yazma hikayesi olacak, evet, değil mi? Evet. Sonra mesela yine Amazon Prime Air ile ortak danışmanlık yapıyorum. Eğer onların bazı şeyleri yapmasında etkim olursa ve onların yapış biçiminde etkim olursa, o da bana çok büyük mutluluk verecek tabii ki. Anladım. İyi. Peki, tekrar çok teşekkürler. Bir şey değil. Sağ olun. Herkes, dinleyen arkadaşlar, herkese de selamlar diliyorum. Vimedam Dido Orava Golaktaş'a Mogalasın, Viziratın, Korona Dikkar Basın. Doşkuti Rahat Rahat Vidatın, Muhtatın. Mülkaytın Vizirat Beşet İşkimi. Stintin. Görüşmek üzere herkes. Saygılar. İyi günler.